Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir tavuk dolmasıyla karşınızdayım. Güzel bir akşam yemeği için size fikir olabilir. Fırında pişirip afiyetle yiyeceğiniz lezzetli bir tavuk yemeği. Şimdi yapımına geçelim. Birazcık dolmalık fıstığımız var. Tencereye yağımızı ilave ettim. Zeytinyağı kullanıyorum ben. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağımı da ekledim. Şimdi fıstıklarımı birazcık kavuruyorum. Güzelce kavruldular. Üzerine pirinçleri ilave ediyorum. Birkaç dakika boyunca pirinçlerim de kavruldu. Minik minik doğramış olduğum soğanlarımı da üzerine ilave ettim. Birkaç dakika boyunca soğanlarım sararıncaya kadar kavruldular. Tuzunu ilave ediyorum. Minik minik doğramış olduğum 2-3 diş sarımsağımı da ilave ettim. Onunla da şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi baharatlarımı ekliyorum üzerine. Karabiber ve kimyon ekledim. Siz damak tadınıza göre ayarlayın kimyon ve karabiberini. Şöyle güzelce karıştırıp birbirine yediriyoruz malzememizi. Üzerine bir bardak pirinç kullanmıştım ben. Bir bardak pirinci bir su bardağına yakın sıcak su döktüm. Çünkü fırında da pişeceği için bir bardak su yetecek. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişecek. İç pilavımız pişerken şimdi dolmamızın üzerine süreceğimiz, tavuğumuzun üzerine süreceğimiz karışımımızı hazırlayalım. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 3-4 diş sarımsak, pul biber, karabiber, kimyonu karıştırıp biraz da tuzunu atıyoruz. Pilavımız pişerken üzerine süreceğimiz karışımımızı da hazırlıyoruz bu şekilde. Güzel bir şekilde şimdi karıştıracağız. Üzerine çok azıcık da su ekleyeceğiz. Bir kenarda bu şekilde beklesin. Tavuğumuzu doldurduktan sonra her tarafına süreceğiz bunu. Bu bir kenarda beklesin. Biz pilavımıza bakalım. Pilavımız suyunu çekmiş. Şimdi üzerine minik minik doğradığımız maydanozlarımızı ekliyoruz. Lezzetli bir iç harcı için. Maydanoz olmazsa olmaz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. İç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu dolduracağız iç harcımızı. Altını kapattık tencerenin. Suyunu çekti, bir miktar pişti. Zaten dediğim gibi tavuğun içinde de pişecek. Bu lezzetli iç harcını tavuğumuzun içine güzelce dolduruyoruz. Bir su bardağı pirinç bir ortalama büyüklükteki bir tavuğun içini anca dolduruyor arkadaşlar. Tam olarak ağız ağzına geliyor. Bu lezzetli iç harcıyla dolduruyoruz tavuğumuzu güzel bir şekilde. Bu tavuk dolmasını mutlaka deneyin arkadaşlar. Çocuklarınız, eşiniz de çok sevecek. Benim oğlum çok seviyor. Tüm şekilde pişirdiğim için böyle fırından çıktıktan sonra kendiliğinden ayrılıyor eti kemiğinden. Müthiş bir lezzeti, müthiş bir görüntüsü oluyor. İç harcımızı tavuğumuza tamamen doldurduk. Ağız ağzına geldi gerçekten arkadaşlar. Bir bardak pirinç ortalama bir tavuğu dolduruyor. Yeterli geliyor. Şimdi ağzını yorgan ipliğiyle hazırladığım iğnemle dikeceğim. Yorgan ipliği kullandım ben. Fırında yanmıyor o. İnce bir iplik belki kopabilir, yanabilir. Siz de evinizde varsa yorgan ipliği ve yorgan iğnesiyle rahatlıkla dikebilirsiniz tavuğunuzu. Böyle güzel bir şekilde diktim. Tavuğumu pişirmek istediğim borcamımı fırın tepsisine koydum. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum karışımıma birazcık su ilave edip ben yumuşattım karışımımı arkadaşlar. Her tarafına sürüyorum güzel bir şekilde. Bu güzel kızarmasını ve lezzetli olmasını sağlıyor. Sonra her yerini deliyoruz ince bir bıçak yardımıyla. İçine suyun geçmesi ve güzel pişmesi için, çiğ kalmaması için. Siz de her tarafına delikler atın böyle rastgele. Yanına da sebze olarak ben patates, soğan ve biber kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey koymayın, fark etmez. Yanında çok güzel kızarıyor, pişiyor. Soğanlar böyle lokum gibi oluyor. Onun için ben seviyorum. Sonra pul biber, karabiber, kimyonlu karışımımı üzerine su ilave ettiğim karışımımı döküyorum.
1,5 su bardağı su pişiriyor arkadaşlar. Çok fazla su dökmenize gerek yok. Ben sarımsaklarımı delikler attığımda takacaktım. İçine ekleyecektim ama biraz geç oldu. Siz sarımsaklarınızı hazır edin. Her açtığınız deliğin içine bir minik parça sarımsak ekleyin. Bu etin lezzetli olmasını sağlıyor. Yemeğimiz pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 250 derecelik fırına koyacağız. Su miktarını da göstereyim. Tepsinin tabanında 1-2 parmak suyun olması yeterli. Çok fazla su gerektirmiyor bu yemek. Yemeğimizi fırına koyduk. Hatta bakın pişti bile. Güzel bir şekilde üstleri kızardı. Mis gibi. Bakın eti kemiğinden güzel bir şekilde ayrılıyor rahatlıkla. O kadar güzel oluyor ki. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Afiyetle yiyebileceğimiz müthiş bir tavuk dolması. Siz de mutlaka deneyin. Çocuklarınız, eşiniz çok sevecektir. Akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacaktır. Fırın yemekleri bana çok pratik geliyor. Hazırladıktan sonra fırına koyun. İşinizi yaparken pişsin. Bakın servisini de yaptım. Mis gibi de oldu. İç pilavın güzelliği, sebzelerinin, tavuğunun mis gibi kızarması insanı gerçekten cezbediyor. Hatta ben size şöyle etinin nasıl güzel piştiğini de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, lokum gibi pişmiş. Güzel bir şekilde ayrılıyor. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun şimdiden deneyenlere. Yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.